İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir grup öğrencinin sözlü saldırısına uğradı. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Tatar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı dedi. İngiltere'de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ellerinde Yunan bayrakları bulunan bir grup Rum öğrencinin sözlü saldırısına uğradı. Ankara saldırıyı kınadı. Tatar, King's College Üniversitesi'nde düzenlenecek Kıbrıs konulu konferansa katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'daydı. Tatar'ın aracı üniversiteye gireceği sırada bir grup öğrenci aracın önünü kesmeye çalıştı. Yaklaşık 50 kişilik grup Kıbrıs Rum'dur. Tatar'a ölüm ve Türkiye Kıbrıs'tan dışarı sloganları attı. Tatar'a destek veren bir başka gruptansa alkış sesleri yükseldi. Tatar'ın gelişini protesto eden grup güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı. Grubun dağıtılmasının ardından Tatar yerleşkeye girerek programa katıldı. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ersin Tatar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye olarak her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Twitter'dan Tatar'a geçmiş olsun dileğini iletti. Paylaşımında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği başta olmak üzere artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı ifadesine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da saldırı girişimini kınadı. İngiliz makamlarını gereğini yapmaya çağırdı.